İnan hiçbir şey anlamadım. Hangi bebekten bahsediyorsun? Hangi bebekten olacak? Karnında taşıdığım bebekten. İhanetinin delili olan bebekten. Burak, ben gerçekten anlamıyorum. Oyun oynamayı bırak Selena. Hastanedeki MR çeken doktor senin ve bebeğin iyi olduğunu bana söyledi. Ne? Ne zannediyordun ki Selena? Ne zamana kadar saklamayı düşünüyordun hamile olduğunu? Burak, ben... Neyse, artık bunun bir önemi yok. Yalnız senden bir kere olsun dürüst olup bebeğin babasının kim olduğunu bana söylemeni istiyorum. MR'a soktuğum kadın hamileymiş. Of ya, nasıl çıkacağım ben bu işin içinden? Evet Selena, o bebeğin babası kim? Sanırım en azından bunu bilmeye hakkım vardır. He, umarım bebeğin benden olduğunu söylemeyeceksin. Çünkü öpüşünce hamile kalınacağına inanacak yaşı çoktan geçtim. Anlaşıldı. Ayrılırken bile doğruyu söyleyecek kadar saygı duymuyorsun bana. Burak, hayır. Yazık. Daha birkaç saat öncesine kadar birbirimiz için yaratıldığımızı düşünüyordum, biliyor musun? Burak, lütfen hemen karar verme. Bana olanları açıklamak için zaman tanı. Demek zaman istiyorsun. Ne kadar bir zaman? 9 ay 10 gün kadar mı? Aşkım, ben... Aşkın o koridorda öldü Selena. Şu anda... Karşında aptal yerine konmanın Everest'ine tırmanmış bir adam var. Ve o adam artık senin yüzünü bile görmek istemiyor. Lütfen çıkarken kapıyı kapat. Ben şimdi Burak'a nasıl açıklayacağım hamile olmadığımı? Beni hamile sanıyor. Uf, kaş yapayım derken göz çıkarmak diye buna denir herhalde. Of, ben bu işi nasıl çözeceğimi bilmiyorum. İnsan gibi görünmek ne kadar zor ve karmaşık bir şeymiş meğer. Aa, evladım. Ne diye yazı yazıyorsun masanın üstüne? Babam aldı o masayı. Evet öğretmenim. Hadi ya. Ha canım. Sen Cemil Bey'in oğluydun değil mi evladım? Yaz yaz. Yaz çocuğum. Babanın ismini de yaz oraya. O bizim veli nimetimiz. Selamlar, saygılar çocuğum. Ne güzel yazın varmış. Aa, Burak Bey niye öyle eniğini kaybetmiş kedi gibi duruyor? Dur bakayım. O sarışın yılan damlamadan yanına gideyim de teselli edeyim bari. Burak Bey. Hah. Buyurun Fitret Hanım. Bir şey mi emretmiştiniz? Aa, aşk olsun. Ne demek emretmek? Ben sizi biraz mahzun gördüm de. İyi misiniz? İyi olmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim. Ya. Ay bakın şimdi ben idari amirimiz olarak çok üzüldüm. Ben sizi böyle görmeye dayanamam. Anlatın ne oldu? Sağ olun. Sizi de kendi derdime sıkmak istemem. Ay sıkın sıkın ne demek? Yani müdürlerin bir görevi de öğretmenlerin dertleri sıkılmak değil midir? Lütfen buyurun. Sağ olun ama gerçekten kendi içimde halletmem gereken bir sorun. Aa, aşk olsun Burak Bey. Yani aramızda öyle senin için benim dışım diye şeyler mi var? Gayet içli dışlıyız artık değil mi? Yoksa Selena Hanım'la aranızda bir sorun mu var? Demek Selena'yla ayrıldığımız o kadar belli oluyor. Ne? Ayrıldınız mı? Ay inanmıyorum. Neden? Nedenini anlatamam. Ama kısaca her şey yalanmış diyebilirim. Ha ya Tanrım şükürler olsun. Efendim? Ben sabah kahvaltıdan sonra şükür duası etmeyi unutmuşum da o geldi aklıma. Tanrım şükürler olsun bize verdiğin nimetler için. Amin. Ha ne diyorduk? Hemen öyle karar vermişseydiniz ama. Öyle mi diyorsunuz? Aa, yok demiyorum. Yok yok en iyi karar vermişsiniz. Yani insanın ilk anda verdiği karar en doğru karardır diyorum. Olabilir. Yalnız Burak Bey.
İstirham ederim. Selena Hanım'a kızıp etrafınızdaki diğer kadınlara küsmeyin lütfen. Hayat devam ediyor. Elbet sizin de karşınıza sizi gerçekten seven doğru bir kadın çıkacaktır. Neyse, ben derse geç kalmayayım. Öğütleriniz için çok teşekkür ederim Fidat Hanım. Ne demek, ben de öğüt bu. İsterseniz bir akşam bana yemeğe gelin. Ayrılığın ilk günlerinde yalnız kalmak olmaz. Bol bol sohbet ederiz. Gece yarılarına kadar ben size öğüt veririm. O saatten sonra da zaten geri dönmek olmaz. Bende kalırsınız. Sağ olun Fidat Hanım. Görüşürüz. Görüşürüz, iyi dersler. Ay! Ay, özür dilerim öğretmenim, lütfen kızmayın. Gel buraya bir tanem, kızmak ne demek? Canım evladım, olur mu öyle şey? Bir yerin acıdı mı çocuğum? Dikkat et yavrum, bir yerine bir şey olmasın, bak terlemişsin. Koşmayın evladım, yavaş yavaş, yavaş yavaş canım benim. Hadi iyi dersler çocuğum, hadi. Tanrım, çok bahtiyarım. Buyurun. Affedersiniz. Ben dün MR çektirmiştim. Adım Selena. Aa evet. Araba çarpmıştı yanılmıyorsam. Ha? Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Ağrı falan mı çıktı yoksa sonradan? Yok yok, öyle bir şey değil. Hamileliğinizle ilgili bir sıkıntı mı var yoksa? Evet. Anlıyorum. İsterseniz size hemen kadın doğum servisimize... Yok yok. Yani hiç gerek yok. Öyle bir şey değil. Benim sorunum tamamen hamileliğin kendisiyle. İlk zamanlarda olur böyle. İstiyorsanız sizi... Psikiyatri servisimize. Ne psikiyatrisi doktor bey? Yani benim sorunum tamamen hamile olmamam. Nasıl? Evet, ben hamile falan değilim. Ama siz erkek arkadaşıma hamile olduğumu söylediğiniz için çok büyük sorunlara yol açtı. Nasıl olur hanımefendi? MR'ınızı bizzat kendim çektim. Hamilesiniz siz. İsterseniz raporları da gösterebilirim. Tamam. Yani bir de ben bakabilir miyim raporlara? Tabii, buyurun. Hemşire hanım. Selena Hanım'ın dün çektiğimiz MR sonuçlarını getirir misiniz? İşte burada. Hani nerede bebek? Ben hiçbir şey göremiyorum. İşte burada. Kocaman bir bebek var. Gibiydi. Teessüf ederim doktor bey. Hem tıpta var gibiydi diye bir şey olur mu? Özür dilerim. Yani... Neyse, önemli değil. Bir hataymış olmuş. Kusura bakmayın. Herhalde yorgunluktan olacak. Her şeyi berbat ettim. Önemli değil. Yalnız doktor bey, benim sizden bir ricam olacak. Tabii, buyurun.